sonunda sizlerle birlikteyiz. Süslü Muhalli de yine her zaman olduğu gibi bizimle birlikte uzaklardan bizim programımıza katılıyor. Canlı yayında beraber olacağız. Süslü Muhalli günaydın. Günaydın. Uzaklardan deyince sanki böyle şeyde Avustralya'dan ya da Kanada'dan filan gibi. Ya anladım uzaklar ben. Uzaklar sayılır. Hele hele bir de ödediğin para, yolda harcadığın para, köprüye verdiğin şey yaptığın, yani ne, Kanada'dan uçak parasına eşdeğer olacak yakında. Neyse gönüller yakın en azından. Değil mi? Sevgili seyircilerle birlikte. Değil mi? Tabii gündem her zaman olduğu gibi pazar olmasına rağmen en azından hafta içinden yansımalarla dolu bir gündem oluyor. Dün tabii Kıbrıs'ta 50. yıl dönümü kutlamaları vardı. Muhalefet oradaydı, iktidar oradaydı. Ama orada bazı potlar da kırıldı. İşte Büyükelçinin Metin Feyzioğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi heyetini karşılamadığı. Yani bu protokoler bir olay, dışlarında çok sıradan, olağan sayılacak bir olay. Ancak Büyükelçi gitmemiş havaalanına. Çünkü gidenler arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm eski genel başkanları da var. Ve üst düzey görevliler var. Teamüllere göre de bu işlem öyle yapılıyor ama Metin Feyzioğlu neden gitmedi? Bununla ilgili herhangi bir açıklama da yapılmadı. Özgür Özel'in sadece bir eleştirisi vardı haklı olarak. O eleştiri yayınlandı. Vasatlık olarak niteledi. Onun ötesinde oradan barış çağrısı yaptı. Yani, bu bir barış sağlanabilir falan dedi. Ama zaten bir taraftan da iki devletli olmaz deniyor. Bir taraftan çözüm aranıyor. Yani buradan gene çözüm çıkmayacağı gibi bir sonuç zaten başında görünüyor. Esad'la, ki Esed diyor yine, Esed dedi Cumhurbaşkanı, ya dedi benim ülkemde dedi ya da dedi üçüncü bir ülkede görüşebiliriz dedi. Bu arada Doğu Perinçek'in ilginç bir görüşü vardı. Kendi görüşünü açıkladı. Dedi ki Cumhuriyet Halk Partisi seçim kazansa da görev verilmez. Bu daha önce Erdoğan için de söylenmişti. Başka söylentiler de olmuştu geçmişte. Teamüller vardır demokrasilerde. Bu demokrasi işleyecekse, kim kazanmışsa ona görev verilir. Yani tabii Bahçeli neye dayanarak söylüyor bunu? Onu da göreceğiz. Tartışmalar sürecek gibi görünüyor. Suruç'ta 33 kişi maalesef bombayla katledilmişti. Ve 9 yıl geçmiş aradan, yargıda hala, hani yargı öyle bir gitti, birkaç kişiye verildi, cezalar verildi. Ama yani adalet yerini buldu mu? Ki diyeceksiniz ki hangi davada adalet yerini buldu ki Türkiye'de? Baktığımız zaman hukuki kararlara, hani yaşasın adalet diyebileceğimiz bir sonuca maalesef Türkiye'de varamıyoruz, ulaşamıyoruz. Dijital kaos vardı bir de. Yani hatta şöyle de bir şey, bir deneme mi yaptılar acaba? Nasıl kitleyeceğiz sistemi? Bir Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa, bu sadece Microsoft'un bir hatası mıydı? Bir güncelleme hatası mıydı? Yoksa dediğimiz gibi bir deneme mi yapıldı? Bunu da konuşacağız. Onun ötesinde Bahçeli bu ÖSO komutanlarını kabul etmiş. ÖSO komutanlarıyla konuşmuş ama onlardan bir tanesi de sıkı bir kaçakçı çıkmış. Eski kaçakçı çıkmış. Yani işte ÖSO'nun ne olduğu konusunda biz burada konuşuyoruz. Süslü Mahalli'de oradakilerin hani amiyane deyim vardır. İpten kazıktan kurtulmuş derler. Öyle insanlardan toparlanmış bir grup ÖSO. ÖSO'nun Türkiye'de kurulduğunu da hepimiz biliyoruz. Türkiye'nin desteğini aldığını da hepimiz biliyoruz. Demirtaş'ın yargılaması vardı bir de. Demirtaş bir gün ülkeyi ben yöneteceğim diyor. Aday olursa oy da veririz. Yani ne olacak? Yani yapacağına inanıyoruz çünkü. Ve memlekette her zaman olduğu gibi dün de bir bölümünü okuduk. İddianameler. Hatta hukuk sorunu dedik ya. Hukuk sorunu en önemlisi iddianameler. Ve zaten o mahkemenin gidişatı iddianamelerle ve o
mütalalarla ortaya çıkıyor. O yüzden dediğimiz gibi nereden başlayacağımızı da bilmiyorum şimdi ama isterseniz bir Kıbrıs'a bir gidelim mi önce? Kıbrıs tabii benim üçüncü vatanım biliyorsun. Evet. Dolayısıyla Kıbrıs'la ilgili benim böyle özel bir duyarlılığım var. Fakat senin dediğin gibi işte muhalefet bütün eski genel başkanlar, işte bütün ekip, bütün genel başkan yardımcılarıyla böyle Kıbrıs'a bir çıkarma yaptı. 74 çıkarmanın sembolik ikinci çıkarması oldu bu. Çünkü evet. 74 çıkarmasını da biliyorsun, herkes biliyor, rahmetli Ecevit'le Erbakan kararını almıştı. Ama burada tersi var. Erbakan'ın devamı olan Erdoğan var. Ecevit'in de devamı olan Özgür Özel var. Denklem biraz ters. Her ne kadar Erdoğan, Erbakan'ın ideolojik olarak devamı değilse de. Şimdi Büyükelçi'yle ilgili olarak biraz hani pazar olduğu için biraz gırgır tarafına bakalım. Bir atanması haklı, da zaten yani, bir tartışmalı bir atamaydı bu. Yani tamam yok artık bu saatten sonra çok önemli değil. Evet. Yani Metin Fevzioğlu'nun oraya büyükelçi olarak atanması o geçmişte kalan bir şey. Ama şeyi karşılamaması açısından, Özgür Bey'i karşılamaması açısından şöyle bir şey aklıma geldi. Yani Metin Bey şöyle düşünmüştür. Ulan bu Özgür Özel genel başkan olmasaydı CHP'nin başında ben olacaktım. biliyorsun CHP liderliğine oynuyordu. O günlerde bunlar çok fakat konuşuldu. Kader, evet. Fakat kader onu Lefkoşa Büyükelçiliğine uçurdu götürdü. Peki o zamanlar böyle bir savrulma bekliyor muydun? Çoktan. Çoktan bekliyordum. Yani bunun şahitleri var. Birebir ben söylemiştim birilerine. Bu beyefendiye dikkat edin. Bu acayip savrulacak ve çok tehlikeli oyunlar oynayacak demiştim. Bunların şahitlerinden birisi de hocamız Süheyl Batum. İsterse bağlanır, evet ya da hayır diyebilir programa. Çok Süheyl Hoca'yı yani her zaman açıyoruz. Tam 180 derece dönerken değil. Bundan en azından 3 sene önce yani CHP liderliğine oynamaya başladığı dönemlerdi. Ben Süheyl Hoca'ya, başkaları da var ama birdenbire o Süheyl Hoca aklıma geldi. Dedim dikkat et buna, göreceksin, bu çok tehlikeli oyun oynayacak. Sayın Süheyl Hocamız yaşıyor, Allah uzun ömürler versin. Biliyor, daha devamı da var bu cümlelerin de. Neyse, Türkiye'de tabii bu dönek tiplerin çok her alanda, her sektörde, medyada da tabii çok fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi medyada, siyasette bu kadar dönek varken toplumun, birey anlamda insanlarımızın da dönek olması. Tabii bireyde dönek olmak şu demektir, karaktersiz olmaktır. Yani bütün ilkelerinden, bütün değerlerinden vazgeçmek demektir. Yani o çok önemli. İlke. Lümpen olmaktır, evet. Üçkağıtçı olmaktır. Böyle bir şey birey olarak. Ama adamlar, insanlarımız da haklı. Şöyle düşünüyor. Ya siyasetçiler bile bu kadar üçkağıtçı iken gazeteciler bize hani yön vermesi gereken gazeteciler bile bu kadar dönek ve üçkağıtçı ve oportunist ve iken ya ben birey olarak ne yapayım abi? Yani benim de çocuğum var, kiram var, elektriğim var, suyum var. Mecburen bunu yapmak ama, zorundayım moduna getirdiler. Ama alıştık biz de Hüsnü. Yani Fırıldak Kubi vardı, hatırlayacaksın, Afyon milletvekili. Sürekli parti değiştirmekle ve güldük biz ona. Güldük yani, halk güldü. Yani bunun ciddiyetinin çok da farkına varılamadı zannediyorum o günlerde. Yani bir o partide. Şimdi gazetecilere baktığın zaman dediğin gibi siyasetçiler zaten geçmişten bugüne aynı şeyi çok örneklerini gördük. Bir türlü şey tutturamıyoruz. Aynen bu konuyu fazla bence yani fazla uzatmanın bir anlamı yok. Senin dediğin bütün örnekler tamam, gülüyorduk geçiyorduk ama Metin Fevzi oğlu örneği biraz daha farklı. Çünkü yani düşünsene Erdoğan'la kavga etmiş. Evet. Şeyin toplantısında, açılışında kavga etmiş. Yani kıyamet koptu, hatırlasana o dönemleri. Ve şimdi terk etti CHP, salonu. CHP liderliğine oynamış bir kişi. Şimdi oradan buraya kadar
yani yalakalığın sınırsız noktasına kadar geliyorsa burada bir sorun var. Burada bir sorun var, tehlikeli bir sorun var. Çok ciddi yani, bir çok sorun. Çok ciddi bir sorun. Bir sorun var ya, artık girmenin bir anlamı yok. Kıbrıs'ın ikinci meselesine, Kıbrıs konusunun ikinci başlığına gelirken aklıma şey geldi. Hatırla, bundan daha 2-3 sene önce yani yok Oruç Reis, yok bilmem ne Reis, evet, durmadan Kıbrıs etrafında dolaşıp duruyordu. Şimdi o Oruç Reis nerede? Somali'de. Vazgeçtik yani, Antalya limanına çekilmişti. Götürdüler Somali'de petrol, doğalgaz, evet, 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 arıyor Somali'de. Şimdi dolayısıyla birbirine bağlamak gerekiyor olayı. Dün, evvelsi gün ya da 3 gün önce Türk medyasında haber bile olmadı. Bak, haber bile olmadı. Dışişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı, MİT Başkanı, daha böyle bir sürü heyette vardı kişiler. Nijer'deydi. Afrika'da Nijer'deydi. Nijer'de darbe olmuştu bundan bir 6-7 ay önce. Fransız askerleri kovulmuştu. Nijer'de Ruslar orada var. Şimdi Türkler var. Yani Türkiye ile Rusya Nijer'de birlikte hareket ediyorlar. Hareket ediyorlar. Hatta Rus medyasında ya da BBC'deydi, yanlış hatırlıyorum, galiba BBC'deydi. Şöyle bir haber vardı. Suriye'den Nijer'e paralı asker taşınıyor. Hayda. Yani bu hani bunlar nereye gidecek diyorduk. Onun cevabını bulduk mu? Öyle Libya'ya gidecekti. Biz geçen hafta biraz anlattık. Yani evet, evet. Suriye'den barışa karşı olanlar, Suriyeli militanlar ya da yabancı militanlar, teröristler ne dese diye, ve bir kısmı Libya'ya taşınacaktı. Şimdi BBC'nin 3 gün önceki haberi bayağı ciddi bir haberdi. Böyle palavra uzunca bir haberdi. İşte $1,500 karşılığı Nijer'e götürülüyor. İşte dediğim gibi yani Nijer'de Ruslar var. Yani Ruslar, evet, oradaki darbecileri destekledi ve Fransız üstlerine attılar, Amerikalılar attılar. Şimdi Rusya ile Türkiye Nijer'de birlikte hareket ediyorlar. Dolayısıyla Putin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Suriye konusunda birlikte hareket etmesinde bir gariplik yok. Değil mi? Daha başka yerler var da, ama oraya da girmeyeyim. Ama Libya'da Türkiye ile Rusya karşı karşıya. Yani Türkiye bir ekibi destekliyor, orada İslamcı grupları destekliyor. Rusya, Hafter, General Hafter daha layık olan General Hafter'i destekliyor Mısır'la birlikte. Ayda yani bu, çık bakalım, çıkacaksan bu işin ama içinde. Yani çok o, ilginç. Bu detaylar çok önemli. Yani detaylara görmekte yani yarar Libya var ve detaylar görünmeden yorum yapmak, evet, pek doğru şöyle değil. Şöyle bir yani özetleyeyim o zaman. Libya'da Türkiye ile Rusya destekledikleri gruplar açısından karşı karşıyalar. Nijer'de ise destekledikleri grup aynı grup. Orada da birlikte hareket ediyorlar. Yani çok ilginç bir cümle daha. Politika. O zaman bir denklem daha ekleyeyim buraya. Libya'da Birleşik Arap Emirlikleri Mısır'dan yana. Somali'de, demin dedim ya Somali. Evet. Somali'de Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin karşısında. Yani bir grubu Birleşik Arap Emirlikleri destekliyor, bir grubu Türkiye destekliyor. Yani daha var, bir sürü detay var da hadi fazla insanların kafası karışmasın diye. Hayır, oralara yani girmiyor. Buradan zaten bir şey çıkmaz. Böyle bir denklemden toplarsınız, çıkartırsınız. İntegrale falan da gerek yok. Sonuçta sıfır diye bir rakam çıkar herhalde. Tamam da o sıfırı nasıl gördüğünüze bağlı. Yani sıfır sıfırdır ama bazen üç tane sıfır hiçbir şey yaramaz. Yani, ama önüne bir koyarsanız çok işe yarar. Evet. Gibi. Hani böyle felsefi bir yorum var ya. Onu biri koymak için de oyun kurucu olmak lazım. Ya o dediğim gibi yani bugün Türkiye'de iktidarın bakış açısına bağlı. Yani Türkiye bugün Somali'de ne işi var, Nijer'de ne işi var, Libya'da ne işi var, işte Sudan'da ne işi var. Ya öyle enteresan yani, bu işin içinde Türkiye'nin dış politikasında akıl almaz falsolar var. Şimdi evet, bunu ben dikkat evet olarak söylerim. Ama iktidar öyle görmüyor. İktidar diyor ki bak ben her yerdeyim diyor. Şimdi bir boyutuyla yani 2002-2003'te Türkiye'nin Afrika'daki elçilik sayısı yanlış hatırlamıyorsam 12 idi. Bugün 48. Yani evet. 20 yıl, 20 yılda 30'dan
30 tane kadar, 30-35 tane büyükelçilik açmış Türkiye Afrika'da. Buralara da Türk Hava Yolları sefer düzenliyor. Uçak boş gitse gelse bile. Tabii sefer, şimdi bir şey daha o zaman hatırlatayım. Yani hatırla, FETÖ'nün okullarının büyük bölümü Afrika'daydı. Evet, evet. Şimdi niye Afrika'daydı? FETÖ niye Afrika'daydı? FETÖ'nün, eğer FETÖ CIA ile birlikte hareket ediyor deniliyordu ya o zaman. Evet. O zaman evet. Türkiye FETÖ'nün boşalttığı yerlerde Türkiye kendisi devlet olarak giriyor. Ama niçin giriyor? Ne yapıyor? Hani ticaret hacmi mi, ithalat mı, ithalat mı, sattık mı, aldık mı? Yani mesela şimdi Türkiye Cezayir'le, Cumhurbaşkanı Erdoğan Cezayir'e gitti, Cezayir Cumhurbaşkanı geldi falan filan. Şimdi iyi ilişkiler, ticaret, ihracat, ithalat. Ama aynı Türkiye Cezayir'in en büyük düşmanı olan Fas'la, komşu ülke Fas'la iyi ilişkisi var ve oraya İHA SİHA satıyor. Yani evet, İHA SİHA evet. Satıyor Fas'a. Fas da bu İHA SİHA'ları Cezayir'e karşı kullanıyor. Böyle korkunç çelişkiler var. Yani şimdi bunları biz dışarıdan okurken daha tamam ama yani sanki o Cezayir'dekiler ya da Fas'takiler ya da Sudan'dakiler ya da işte Somali'dekiler salak mı sanıyorsun? Ya da onlarla birlikte hareket eden Mısır'ı da, Birleşik Arap Emirliği, Suudi Arabistan, İngiltere, Fransa, İtalya salak mı bunlar? Ve onlar da kendilerine göre bir takım hani davranışlarda, eylemlerde, hesapta, kitapta bulunuyorlar diye düşünüyorum. Umarım bizimkiler burada, Türkiye'dekiler bunun farkındadır. Yoksa gidersin, gidersin, gidersin. Son noktada Esad'ı ararsın, abi gel beraber ya yemek yiyelim filan moduna, noktasına gelirsin. Evet, evet. O da evet. Muhabbet. Yani böyle bir durum olur tabii. Şimdi o beraber olalımın meselesi ve Nijer'e, Suriye'deki militanların gönderilmeye başlanması, gönderileceği ya da orada ya da Libya bir bölümünün gönderileceği bir altyapısı mı hazırlanıyor bu görüşmenin? Ya bilemem tabii, şimdi paralı asker olarak göndermek farklı bir şey, başka bir türlü göndermek farklı bir şey. Sen yani buradaki Suriyeliler, buradaki değil yani Kuzey Suriye'de, yani eski adı USO, şimdiki adı Milli Suriye Milli Ordusu dediğimiz ve o Milli Ordu'ya bağlı silahlı grupların militanları, şimdi orada röportaj yapmış BBC, BBC röportaj yapmış. Bu paralı asker olarak şeye gidenler, Nijer'e, Libya'ya, oralara soruyor. İşte diyor ki niye gidiyorsun? Ne yapayım ya diyor. Burada Türkiye bana diyor şu kadar para veriyor. Onunla geçinemiyorum. İş yok, güç yok. Ne yapacağım belli değil. En azından orada diyor 1500 dolar alacağım. Büyük para. Ondan sonra onlar için. Bir de şey yani o paralı asker. Hatta yani isim veriyor. Yani Sadat bizi götürüyor diyor. Yani Sadat, herkes hatırlar Sadat'ı. Rus gruplarla beraber gidiliyor. Şimdi 1500 dolar veriyorlar. Daha enteresan bir şey söylüyor o BBC'ye konuşan paralı askerlerden. İsimleri gerçek değil tabii. Şey diyor, bir de 50 bin dolar yani taahhütname imzalanıyormuş. Yani orada ölürse bu garanti, paralı asker kadası. Ailesine 50 bin dolar tazminat verilecek. Dolayısıyla ben ölürsem en azından ailem kurtulmuş olur bu şimdiki yaşadıkları sefaletten. Ya dediğim gibi yani BBC'deki şey haber bayağı çok uzunca bir haber. Böyle makale var, böyle bir sürü röportajlar var. Daha duruyor yani dün akşam da. Bir de yani çok dramatik de bir olay yani oraya öleceğini de göz önünde bulundurarak işte 50 bin dolarlık tazminat işte aileme yani. Ya bu işler böyle yani. Seni öyle bir noktaya getirirler ki çaresiz olarak kalırsın. Dün bir tane şeyi söylüyor BBC. Yani Sadat'la Wagner, yani Rus Wagner evet. grubu birlikte hareket ediyor anlamında. Dün yine Rus medyasında, yanlış hatırlamıyorsam Rus medyasındaydı. Irak kökenli, Iraklı bir genç bir çocuk. Yani Rusya'ya gitmiş, niye gitmiş yani o biraz onu tam anlamadım. Genç 22'li 23 yaşlarında. Ukrayna'da cephede savaşıyor. Röportaj yapmışlar yani Ukrayna cephesinde savaşıyor. Niye savaşıyorsun diyorlar çocuğa. Yani röportaj yapmış. Ondan sonra diyor ki bu da. Ya diyor bu Amerikalılar diyor, İngilizler diyor, NATO, emperyalist ülkeler Irak'ı geldi işgal etti. Benim ailemi öldürdü. Ben de geldim diyor Rusya'ya. İntikam alacağım diyor Amerikalılardan, emperyalist ülkelerden. Haydi buyur. Şimdi bu işler böyle artık yani
karman çorman hani derler ya. Şimdi o dolayısıyla hani böyle küçük küçük bilgileri yan yana getirmeden, fotoğrafın büyüğüne bakmadan hiçbir şey anlaşılmaz. Böyle yani, eline sopa alıp da ekranda haritaları göstermek, yandaş medyada yaptıkları gibi bir gelenek oldu. Herkesin elinde bir sopa. Oo, ben bir gün herkes stratejist. Geleceğim zaten stüdyoya. O zaman ben de göstereceğim bastonumu. Yani bu nasıl saçmalık yani? Saçmalığın da ötesinde. Bu kadar karışık bir denklem. Bilerek mi böyle yapılıyor, bilmeden yani kendiliğinden mi böyle oluşuyor? Bunu anlamak da zor. Çünkü buradan yani, olumlu bir sonuç çıkartmak mucize. Ya zaten öyle dertleri yok ki Namık. Yani o insanların öyle bir derdi yok. Yani sonuçta Türkiye'nin politikasına bir kişi karar veriyor. İç ve dış politikasına. Sana düşen şey, görev, yani bu dediğimiz insanlara düşen görev artistlik. Başka bir şey değil. Ve topluma bak, yalan söylemek. Bu anlattıklarını, kini boşaltmak. Evet, kimse bilmiyor. Bu anlattıklarını kimse bilmiyor. Yani orada neler oluyor, Türkiye neler kurcalıyor oralarda, işte yok Nijer'de ne var, Hafter'le kim kol kola, o onunla niye karşı karşıya ya da ötekiyle nasıl yan yana düşüyor. İşte Astana'da Putin'le görüştü, oradan Amerika'ya gitti, NATO zirvesine katıldı Cumhurbaşkanı, orada da bir görüşme bekleniyordu, olmadı bu görüşme. Ama genellikle de son zamanlarda bu çok olmaya başladı. Efendim görüşme olacak falan filan deniyor. Medyada böyle yer alıyor. Sonra bakıyorsunuz işte ayaküstü şöyle merhaba nasılsın iyi misin ötesine geçmeyen şeyler oluyor. Yani bu seçime kadar da herhalde Türkiye'nin Amerika ile böyle bir masaya oturma şeyi, bir görüşme falan olmayacak herhalde. Ya bitti zaten yani zaten Biden. Başka vesile de yok çünkü. Yani büyük olasılıkla Biden bu hafta vazgeçecek, çekilecek yani öyle görünüyor. Kongrede. Olağanüstü bir şey olur. Evet evet yani olağanüstü bir şey olmazsa çekilir adaylıktan çekilir. Çünkü şeyin Cumhuriyetçilerin ama Demokrat Parti'nin kongresi var 9 Ağustos'ta. Orada kararlaştırılacak yani aday konusu kararlaştırılacak. Yani 3-4 aday üzerinde konuşuyoruz. Michelle Obama en güçlü aday mı? Yani Michelle Obama tabii kocası Obama'nın, Başkan Obama'nın tavrına bağlı. Yani o ağırlık koyarsa büyük olasılıkla Michelle olur. Çünkü Michelle'in karşılığı var. Toplumda karşılığı evet. Var. Yani saygın bir kadın, eğitimli bir kadın. Bunları bırakıyorum. Avukat, geçmişi var, temiz bir kadın. Ama daha önemlisi ilk defa bir Amerikan siyah kadın cumhurbaşkanı olacak. İki, ilk defa yani hem kadın hem Afrikalı olması evet. Açısından yeni bir şey denince. Yani Afrikalı bir koca oldu. Erkek olarak kocası oldu. Ama kendisi direkt yani Afrikalı olarak kadın olarak cumhurbaşkanı yani siyahi olmanın ötesinde önemli. İlk kadın başkan da olacak. Aynen işte onu diyor. Yani hem ilk kadın hem Afrikalı ilk kadın olması çok önemli. İki kişi üzerinde daha da duruluyor. Birisi Michigan valisi yanlış hatırlamıyorsam o da bir kadın. Böyle genç 40'lı yaşlarında güzel bir kadın. Onun da şansının olduğu söyleniyor. Bir de Kaliforniya valisinin o da böyle 40'lı yaşlarda bir erkek, böyle yakışıklı bir erkek. Onlar üzerinde de duruluyor. Yani şu andaki Kamala Harris başkan yardımcısı olan Harris'in çok fazla şansının olmadığını yani şansının olduğunu kimse söylemiyor zaten. Adı geçmişti. Ama burası Amerika. Evet. Adı geçmişti. Yani Amerikan sistemindeki dengeler, para babaları, sermaye, Yahudi lobileri bir sürü hikaye döner orada. Ama ben büyük olasılıkla yani adayın kadın olacağını düşünüyorum eğer şey çekilirse. Putin karşısında şansı ne olur? Duyamadım. Putin karşısında şansı ne olur? Putin de bu son yani olayla da biliyorsun. Başa baş gidilir. Yani şu anda Trump %75 alır. Putin yani dedim ya, Trump. Anladım. Sen de karıştırıyorsun bazen. Birbirine giriyor her şey. Şimdi şey de karıştırmıştı ya Biden Zelenski'ye evet Putin ya, demişti Putin ya. Putin demişti evet. O da onun gibi oldu. Ama o kadar iç içe geçmiş ki her şey. Şimdi dolayısıyla neden kadın onu söyleyeyim. Yani kadın olursa. Çünkü Trump'la ilgili açılan bütün hukuki davalarda kadın konusu var. Yani Trump hep kadınla suçlanıyor ya. Evet, yaşlı şuna para verdi, şununla yattı, şununla kalktı, şunu yaptı, bunu yaptı falan.
orada karşısına bir kadın gelirse kadınların oyları böylece kadından yana, yani demokratlardan yana olmuş olur. Onun içindir ki uzun süredir piyasalarda olmayan Trump'ın karısı dün değil evvelsi gün ortaya çıktı. Yani ilk defa Cumhuriyetçilerin kongresinde kurultayında 3 gün önce ilk defa çıktı ve yanak yana öpüştüler kocasıyla. Ki 3 yıldır piyasada yoktu. Evet, evet. Yani el ele tutuşurken bile kadın elini çekerdi. Evet, 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 evet. Öyle çok şimdi sıcak bir ilişkileri yok. Fark ettiler. Yani fark ettiler kadın faktörünün önemli olduğunu anladı Cumhuriyetçiler. İşte Trump'ın propaganda ekibi. Onun için kadına dediler ki abla ne olursun sen de gel filan çık. İşte torunlar, kızlar hep beraber, damatlar, gelinler hep böyle bir büyük bir fotoğraf vermişlerdi. Ve ilk defa Milenka el ele tutuştu kocasıyla böyle yanak yana da öpüşünce kıyamet koptu böyle kongrede. Müthiş Trump bir bunun için bile, Trump bunun için bile bir ödeme yapmıştır herhalde. Vallahi belli olmaz, bu Trump işi tabii. Aynen katılıyorum, çünkü dediğim gibi kadın yani bir de çok böyle şey değildi. Ben böyle detaylara baktım biraz, yani yan yana gelince şey Trump'la karısı. Hani böyle tamam gülüyordu biliyordu ama hani var ya böyle hani seven iki karı koca değil. Biraz daha böyle sarılır falan hani böyle bir durumda yani. O bakışından belli olur. Hani yanında olması iyi. Tabii bakışından belli olur o. Nasıl baktığı aynen, çok önemli. Aynen dediğim gibi. Evet yani o detaylara biraz bakmıştım gerçekten. Ama dediğim gibi en azından o görüntü bile Amerikan kamuoyasından bence yeterliydi. Çünkü dediğim gibi kadın piyasada yoktu. Yani en az 2 yıldır ben onunla ilgili 3 yıldır hiçbir yerde bir haber bile görmedim. Çıkmadı, görmedi. Evet şekilde. Görünmediler doğru. Aile olarak da görünmediler. Trump tek başınaydı. Aile önemli değil. Önemli olan eşi. Yani eşinin kızgın oldu belliydi yani bu şey dedikodularından dolayı. Yani zaten dediğim gibi bütün hukuki davalar Trump'la ilgili hep kadınlarla ilgili. Şimdi Amerika seçimle uğraşıyor ya arkadaşlar, şu Ruanda seçim diye bir şeyimiz var, fotoğrafımıza onu verelim. Hani kim kazanır diyoruz, kim kime karşı etkili diyoruz. Herhalde dünyada bundan daha öte bir rekor yoktur. Ruanda Devlet Başkanı Kagame kendi rekorunu kırarak %99.15 oyla, düşünebiliyor musun? Neredeyse yani tamamını alıyormuş oyların. Yeniden devlet başkanı seçilmiş. Ruanda Devlet Başkanı Kagame. Bundan önceki rekor da kendisine ait. O da %90'ın üzerindeymiş. Tazelemiş rekorunu, %99.15'e çıkarmış. Tabii haberde çok baktım şey yoktu. Seçmen kaç yüzde kaç seçmen oy kullandı, katılma oranı yoktu ama sonuç %99.15. Sen bundan daha yüksek bir oy duydun mu gazetecilik hayatında? Saddam zamanında vardı 99. Vallahi Saddam zamanında belki 100 filan vardı yani. Ya bu zaten seçimdi. Sen çok seviyorsun Saddam'ı da ondan dolayı aklıma geldi. Şöyle çünkü... Ben anayasasını seviyorum yani, onun. Hayır şöyle yapılıyor seçimlerde. Sen ister git ister gitme. Seçmen listeleri seçmen kurulunun önünde duruyor. Yani atıyorum Taksim'de 5000 seçmen var. 5000 kişinin listeleri duruyor. Orada diyelim ki 100 kişi gitti. Tamam mı abi? Tamam, onlar güzel imzaladı, çekti, gitti. Evet ya da hayır önemli değil. Adamlar gitti. Sandıkları koruyan da zaten kendileri. Yani polis, istihbarat. Ondan sonra tek işte namı Koçak. Tamam evet dedi. Çak imza. Yani hepsi aynı imza, fark etmez. İstediğin imzayı atabilirsin. Hüsnü Mahalli evet dedi. Tamam. Dolduruyor. Hop koy sandığa. Sandıklar işte götürülüyor bir yere. Sayılıp sayılmaması çok önemli değil ki. Neyi sayacak? Evet. Sayacak? Onun için evet 99,99 falan. Hatta bir espri yaparlardı Saddam zamanında yanlış hatırlamıyorsam. Yani Saddam'ın oğlunun Uday'ın. Kütüğünün bulunduğu yerde saymışlar. Hepsi evet. Bir kişi hayır demiş. Bir kişi. Sonra bakmışlar
yani çıkarmışlar işte o el yazmasından, o kişinin Uday olduğu anlaşılmış. Yani oğlunun olduğu anlaşılmış. Böyle bir espri yapılır şeyde. Belki de doğrudur, bilmiyorum. Yani. Dolayısıyla şimdi Ruanda'daki sonuca hani espri olsun diye söyleyeyim. Biliyorsun biz Türkiye olarak bundan 5-6 ay önce Ruanda ile bir turizm işbirliği anlaşması imzalamıştık. Evet, evet. Belki de yani bu vizelerin kaldırılması falan gibi anlaşmalar. Belki de bizim buradan AKP'ye oy veren dostlarımız Ruanda'ya gidip orada da oy kullanmışlardır. Nasılsa vize yok. Değil mi? Böylece bir hani kardeşlik gösterisi olarak başkanı desteklemiş olabiliriz. Yani Somali'ye gidiyoruz, Libya'ya gidiyoruz, Nijer'e gidiyoruz. Bir de Ruanda'ya gidelim yani. Ne olacak ki yani? Sorun değil bence. Şimdi tabii herkesin seçimlerini konuşuyoruz. Amerika'nın seçimini konuşuyoruz. Ruanda'nın seçimini de konuşuyoruz da. Bir de bizde ne olacak? Yani bu hükümet 4 yıl taşıyabilir mi bu ekonomik yükü? Ya ben daha önce de söyledim. Yani bu programda da söyledik biliyorsun. Yani ben bu iktidarın maksimum 2 yıl gideceğini düşünüyorum. Yani 1,5'la 2 yıl işte hangi aylara düşüyorsa, hangi şeylere denk geliyorsa 2 yıl sonra bu şeyin iktidarın seçim kararı alacağını almak zorunda kalacağını düşünüyorum. Ben bir daha söylüyorum. İç dinamikler gerçekten beni ilgilendirmiyor ve asla Türkiye ile ilgili yaptığım bütün yorumlarda şimdi de deminden beri dikkat edersen hep dış politikadan söz ediyorum. Evet. Ben Türkiye'deki bütün olası senaryoların dinamiklerinin iç değil dış olduğunu yani düşünüyorum. Buradaki gelişmelere bakarak tahmin yapılmaz Türkiye'de diyorsunuz. Yani kesinlikle uzaklara bakacaksınız. Evet. Ya iş dinamikler neyine bakacaksın? İşte demin anlattık. Metin Fevzioğlu CHP liderliğinden Lefkoşa'da bir elçi. Yani bunun hangi dinamiğine bakarak yorum yapacaksın ki? Değil mi? Yani gerçekçi olalım. CHP'deki durumu gördük. AKP'deki kavgaları görüyoruz. AKP-MHP kavgalarını görüyoruz. Devlet Bahçeli'nin İşte bilmem kimin komutanlarıyla yan yana geldiğini, Alaaddin Çakıcı'nın işte mafyayla öbürünün yani bunlara göre nasıl bir yorum yapabilirsin ki? Yani. Saçma sapan hikayeler bunlar. Bana göre saçma sapan hikayeler. Sinan Ateş'in rahmetlinin işte 1,5 yıldır konuşuyoruz. Başka konu da olsa hani en başta dedin ya hukuk. Ya başka olsa 3 günde çözer bunu iktidar. Evet evet bak gene. Suruç katliamını işte başta söyledin. Suruç katliamını başta söyledin. Hiç kimsenin uğrunda değil. Gar katliamını konuştuk. Yani hepsi bu iktidar istese 3 dakikada çözer ya bunları. Ama istemiyor. Yok öyle bir şey. Onun için iç dinamikler ben bir daha söylüyorum sana. Böyle hani eğlenceli konular olarak bakar. Detayına da okumam. Samimi olarak söylüyorum. Girmem detayına. Ben hiç ilgilendiriyorum. Ben dışarıya bakarım. Dışarıda evet. Yani ne oluyor? Dışarıda Erdoğan niye 3 hafta süreyle her seferinde ya işte Esad söyledim hadi gel hadi gidelim dedi. Dikkat et 10 gündür bir kelime söylemiyor. Ne kendisi ne de Hakan Fidan ne de başkası. Dikkat et bak 10 gündür Suriye konusu kapandı. Hayır bir sadece kapandı? Bir şey söylenmiş. Bakarım. Son söylediği bu acaba gelirken mi söyledi Kıbrıs'tan? Ya diyor ülkeme gel. Ya da üçüncü ülkede bir görüşelim. Yok canım onu bir hafta önce söyledi. O NATO'dan gelir ki. Ha orada yani boşta bırakmıyor o alanı. Yok o bundan sonra bir süre yok. Bu konu kapandı bir süre. Ne anlamda? Yani Putin mi ısrarından vazgeçti? Ya onu bırak dışişleri yani önce dışişleri bakanlarından toplanması gerekiyor. Yani ha, liderlerden önce mi? Bakanlar toplanıyor. Ön hazırlık. Bakanlar normalde Bağdat'ta toplanması gerekiyor. Yani Bağdat'tan gelen haberleri söylüyorum. Bakanlar bile bir araya gelmiyor. Bak bakanlar bile bir araya gelmiyor. Bakanlar bir araya gelecek ki Esad'la Erdoğan arasındaki gündemi yani gelip de Erdoğan'la Esad gidip de dondurma mı yiyecek? Yani. Sahilde çay kahve mi içecek? Yani önlerinde dosya olacak. Dosyaları kim hazırlar? Bakanlar hazırlar, Dışişleri Bakanları. Bakanlar bile toplanmamış iken yani neyi konuşacak? Hangi buluşma var? Yok öyle bir şey.
ne konuşulacak? Yani evet, hava evet, yok. Evet, evet. O zaman bunu şeye bıraktılar, zamana bıraktılar. Şimdi başka bir konuya geçelim istersen. Konu çok. Demirtaş da yargılanması vardı. Gene bir hukuk faciası olarak bakılabilir. Demirtaş. Gene Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmadığı kararlardan bir tanesi. Demirtaş'ta böyle bir olay var. Bir de Tuğrul Türkeş'in Osman Kavala ziyareti gene gündemdeydi. Bunlar da ilginç gelişmeler. Önce Demirtaş'a bakarsak, Segbis'le katılmış ifadesini vermiş. Ya Demirtaş olayı, Osman Kavala olayı, Demirtaş'la birlikte yani eski HDP liderleri, yöneticileri, evet, Figen Yüksekdağ ve işte eski belediye başkanları, yani o dosya içinde olan herkes yani almışlar 30, 40, 50 yıl ceza vermişsin. Neye göre vermişsin? Yok. İnsan Hakları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sana demiş ki abi ne yapıyorsun? Seni dinlemem diyorsun. Evet. Altına imza çakmış. Bana ne diyorsun? Avrupa Parlamentosu karar arıyor, umurunda bile değil. Avrupa Birliği bir şeyler söylüyor, umurunda değil. Sonra diyorsun ki ben hedefim Avrupa Birliği. Abi nasıl hedefin Avrupa Birliği? Avrupa Birliği'nin hiçbir şeyini yerine getirmiyorsun. Anayasa Mahkemesi'ni açık söylemek gerekirse şu anda Avrupa Birliği ülkelerinin kaypak tavrından da cesaret alıyorlar. Çünkü o üyeliğin, Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması ile ilgili tehditler geldi, uyarılar geldi. Baktılar ki sadece lafta kalıyor bunlar. Onu da umursamamaya başladılar. Ya bu normal. Bu normal. Neden normal? Çünkü zaten uluslararası denge bozuldu. Uluslararası bütün değerler allak bullak oldu. Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Evet. Yani Ukrayna'da düşün, hani barıştan yana olan ülkeler bile, yani İsveç, Finlandiya, Danimarka gibi ülkeler bile NATO üyesi oldu Türkiye'nin sayesinde. Şimdi dolayısıyla o konular unutuldu. Ben iktidardayken asla NATO'ya giremez Finlandiya ile İsveç dedik. Ondan sonra tıpış tıpış gitti. Şimdi bunlar unutulmaması gereken hikayeler. Şimdi NATO, İsveç ve Finlandiya'nın, ki barıştan yana, tarih boyunca barıştan yana bu iki ülkenin yarın öbürsü gün nükleer silahlar getirilip ta Rusya sınırına konulduğunda Finlandiya'da Rusya böyle seyirci mi kalacak? Ki söyledi de savaş nedeni sayarız kapıda, dedi. Söylüyoruz, sürekli söylüyoruz. Nükleer savaş kapıda. Şimdi buna neden olan kim? Türkiye. Kimse kimseyi kandırmasın. Türkiye hayır deseydi NATO'ya bu konuda, yani Finlandiya ve İsveç meselesinde, belki olaylar buraya kadar gelmedi. Hayır deme şansı var mıydı? Vardı tabii. Niye olmasın? Kime güvenerek? Bağımsız ülke değil mi? Bağımsız ülke değil miyiz? Egemen ülke değil miyiz? Güçlü ülke değil miyiz? NATO üyesiyiz, Amerika'nın müttefikiyiz, Büyük Orta Doğu Projesi eş başkanıyız. Aç kapıları savaşa girelim o zaman Rusya'ya karşı. Öyle şey mi olur? Onun için yaptı her şey. Şimdi en son NATO zirvesinde, Washington'daki zirvede, orada bir 75 yıl değerlendirilmesi yapıldı. Orada bir perspektif açılıyor. O perspektifte o kadar tehlikeli cümleler var ki kimse umurunda bile değil. Okumadı bile büyük ihtimalle diplomatlar dahil. Boğazlarla ilgili, Karadeniz ve Boğazlarla ilgili bir paragraf var. O paragrafta Türkiye'nin Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkının bile tartışıldığı bir böyle bir ifadeleri gördüm ben. Kimse okumuyor ki. Okusa bile anlamıyor ki. Anlasa bile bir şey yapmıyor ki. Dolayısıyla sen böyle bir dış politika yaptığın sürece biz niye kabul ettik İsveç ve meselesini, Finlandiya meselesini? Bize F-16 verecekler, F-35 verecekler. Evet, evet. Nerede? Orada da önümüze bir fatura koydular. Yani. Ya bırak fatura koysun, faturayı koysun. Diyelim ki 20 milyar verelim. Nerede uçak, niye vermiyor? Yok da. Vermez. Çünkü İsrail diyor ki verme diyor. F-35, İsrail onay vermedi sürece
değil Türkiye. Türkiye'nin bilmem Osmanlı tarihinin tümünü getirsen yine vermez. İsrail dün Yemen'i bombaladı. Dün Yemen'i bombaladı. F-35 uçaklarıyla bombaladı. Amerika'dan aldığı F-35 uçaklarıyla bombaladı. Ve F-35 uçaklarının Türkiye'de olduğuna izin vermez İsrail. Onun için biz kendi kendimizle eğleniyoruz. F-35'i alacaktık işte, biz o projenin içindeydik de paramızı vermediler de. Ya vazgeçtik F-35'i. Ya para da 1 milyar 400 milyon dolar. Biz 2,5 milyar doları S-400'lerde gömdük. Ne var yani Türkiye'nin için? Para bir şey değil. Boş ver sen parayı, yani. Kafayı takma parayı. Önemli olan burada onurdur, onur. Heh. Onur abi, bir ülkenin onuru, bir prestiji, saygınlığı, böyle komik komik hikayelerle yani ağır kelimeler kullanmak istemiyorum. Biz ne dedik İsveç ve Finlandiya meselesinde? Terör. Evet. F-16, F-35'i tamam koy bir tarafa. Ne dedik? Ya Amerika ve NATO PYD, YPG, PKK'ya destek vermez. Veriyor. Fırat'ın doğusunda kim var? Ben mi varım? Evet. Amerika askerler var. NATO askerleri var. İsrail, Mossad var. Hadi git çöz. Çöz. Amerika bu konuda aksini söylemiyor ki. Ya biz bir şey yapmıyoruz falan da demiyor. Veriyorum diyor. Ama diyor sen diyor IŞİD'le diyor çok hevesli değildin diyor mücadele etmeye. Onlarla çalışmayı tercih ettim diyor. Yani saklı gizli de yapmıyor bunu. Neyi gizleyecek? Gizleyecek şey yok orada Amerika. O kadar ya tabii binlerce Amerikan kamyon gitmişse. Topları, tabii. Amerikan uçakları, Amerikan üsleri var Fırat'ın doğusunda. Neyi gizleyecek? Orada Amerikan bayrağı sallanıyor. Yani. Neyi gizleyecek? Sen istediğin kadar konuş. Şimdi Esad'la barışma konusunda burada çok böyle süper zeka tipler var. Efendim bizim işte Esad'la barışma gerekçemiz bu terörün kökünü kazımakmış. Yani PKK, PYD, YPG'yi kazımakmış. Yani. Ya Esad onlarla nasıl uğraşsın? Orada Amerika var. Sen uğraş. PKK senin sorunun, Türkiye'nin sorunu. 45 yıldır zaten uğraşıyorsun. Doğru. Çözeceksen git Amerika'yla savaşa giriş ve çöz. Çöz hadi bakalım. Ya 45 yıldır çözemiyorsun. Çünkü arkasında Amerika var, Avrupa var, şu var, bu var. Yaptığın her şey yanlış. Başından sonuna kadar yaptığın her şey. Yani PKK meselesinde daha PYD, YPG yokken. PYD, YPG 2011-2012'de çıktı ortaya. Sen orada Kandil Dağları'nda işte 2000-3000 PKK'lı her gün bombalarken bugün Fırat'ın doğusunda 100.000 PKK'lı var. Silahlı, tankı, topu, roketi, pilotu, uçağı yok da pilotu bile var. Yani saçma sapan başından beri yanlış her şey yapıyorsun. Geldiğin nokta bu olur. Başka ne olabilir ki? Ne bekliyorsun ya? Mucize mi bekliyorsun? Yani sen burada ciddi sorunlar varken sen gidiyorsun Somali'de petrol arıyorsun. Yani abi çıldırma. Ziraat yapmak için arazi satın aldılar. Tarım yapacaklardı. Araziler satın aldılar. Ne oldu onlar? Onlar da öyle kaldı. Yani bir şeye başlıyorlar, arkası gelmiyor zaten. Ya çünkü yanlış. Şu anda Sudan'da var ya. Bak. Hani tarım alacaktık, hayvancılık yapacaktık evet. Sudan'da. Şu anda Sudan'da iç savaş var. Kan gövdeyi götürüyor. Günde şu kadar insan ölüyor, açlık, sefalet, 10 milyon insan kaçmış gitmiş. Dikkat edersen medyada haber bile yok. Ya haber. Yani Türk medyasında değil, dünya medyasında umurunda bile değil. Evet. Sen dolayısıyla Sudan'ın iç yapısını bilmeden, Sudan'ın olasılıklarını görmeden gidip de Sudan'da arazi alacağım, şunu yapacağım falan gibi planlar üzerinde, hayali planlar üzerinde kendi kafanı yorarsan bir yere gidemezsin. Biz bir yere bir gidelim. Özgür